Merhaba sevgili dostum. Biblioterapi nedir biliyor musun? Biblioterapi kitaplarla insanın kendi kendisine terapi yapmasıdır. Bazı kitaplar var ki sen onu okuduğun zaman eğer ki algılama kapasiten yerindeyse o anki ruh halinle beraber duygusal seviyen harekete geçmeni sağlayacak güçteyse seni birden canlandırır ve kendi sorunlarınla yüzleştirip o sorunları çözme gücünü sana verir. İşte bu videoda sana 5 tane terapi etkisi yapacak kitap önermek istiyorum. Günümüzde en çok yaşanan ruh sağlığı problemlerinin başında depresyon ve kaygı geliyor. Depresyon ve kaygı konusunda okuduğumuz zaman bize iyi gelecek kitapların da içeriğini bilişsel davranışçı terapi içerikli kitaplar oluşturuyor. Sana ilk önermek istediğim kitap Kristin Padiski'nin Evinizdeki Terapist kitabı. Aslında tam olarak konseptle de çok ilgili bir başlığı var. Evde bir terapiste gitmeden kendi kendine terapi yapabileceğin belirli seviyedeki psikolojik bozukluklar için bir kitap. Sana kitabın arka kapağını yazıyı okumak istiyorum. Çok bunaldım. Artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Kaygı ve korkularım beni ele geçirdi. Nasıl baş edeceğimi bilemiyorum. Öfkemi kontrol edemiyorum. Suçluluk duygusundan kurtulamıyorum. Evinizdeki terapist kolay anlaşılır dili ve pratik uygulamalarıyla size kendi kendinizin terapisti olmayı öğreterek sorunlarınıza kalıcı çözümler bulmanıza yardımcı olacak bilimsel bir kitaptır. Gerçekten bence çok pratik bir kitap. Hem okuduğunuz zaman sorununuzun ne olduğunu anlamanıza yardımcı olacak hem de sonrasında kendi kendinize uygulayabilecek bazı ödevler içeriyor. Padiski bizim camiada bilişsel davranışçı terapi camiasında çok iyi bilinen kaliteli bir isimdir. Bence eğer kaygı ve depresyon en başta bu problemleri yaşıyorsan bu kitap sana faydalı olacak kitaplardan bir tanesi. Yine bilişsel davranışçı terapi ekseninde yazılan ve bize fayda sağlamayı, kendi kendimizin terapisti olmayı sağlamayı amaçlayan kitaplardan birisi de Hakan Hoca'nın, Hakan Türkçapar'ın Fark Et, Düşün, Hisset ve Yaşa isimli kitabı. Bu kitap yeni çıktı. Ama kitaptan bahsetmeden önce Hakan Hoca'dan bahsetmek istiyorum. Hakan Türkçapar, Profesör Doktor Hakan Türkçapar psikiyatrist ve bu alanda hem psikoloji camiasında hem de psikiyatri camiasında bu alana en çok emek veren isimlerden birisi. Hatta Türkiye'de BDT yani bilişsel davranışçı terapi alanında çalışan ve bu terapiyi uygulayan insanlardan birçoğu bu yöntemi Hakan Hoca'dan öğrenmiştir. Gelelim onun kitabının içeriğine. Diyor ki yaşamımızı anlamlı kılan şey nedir? Neden istek ve ideallerimize uygun bir yaşam süremiyoruz? Yaşam olaylarını çözümlerken nerede hata yapıyoruz? Duygularımız aslında nelere işaret eder? Üzüntü ve depresyonla nasıl başa çıkabiliriz? Panik bozukluğu, agorafobi, sosyal kaygı ve yaygın kaygı bozukluğu neden ortaya çıkar? Düşünce ve davranışlarımızı sağlıklı kılmanın yolu nedir? Yaşamamızı zorlaştıran temel bilişsel özellikler nelerdir? Neleri değiştirebiliriz, neleri değiştiremeyiz? İyi iletişimin özellikleri nelerdir ve iyi yaşama katkısı nedir? Bilişsel davranışçı terapi sorunlarımızı çözmemize nasıl yardımcı olur? Bu kitapta bahsettiğim gibi yaşadığımız ve bu soruların cevapları olacak konularda bize ciddi yardım sağlayacak kitaplardan birisi. Bir diğer önermek istediğim kitap da Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabı. Kitap aslında bende vardı ama ofiste unutmuşum. Video çekeceğim de aklımdaydı halbuki. Bazen insan fazlasıyla unutkan olabiliyor. Yavaşla klasik anlamda bir kendine yardım kitabından bence daha fazlası. Bazı psikiyatristler vardır, bazı insanlar vardır ki çok teknik bir şekilde ne yapacağın konusunda sana bir yol çizer ve bu hakikaten faydalı bir yöntemdir. Ama bundan daha farklı olarak hem sana bilimsel değerlerden şaşmadan bir yol sunan hem de kalbine, manevi yönüne hitap eden insanlar vardır. Kemal Sayar böyle bir insan ve Yavaşla kitabında modern yaşamın bizim ruh sağlığımızı bozması konusunda nasıl etkileri olduğunu, neden yavaşlamamız gerektiğini, neden etrafımızdaki şeylere daha fazla dikkatli olmamız gerektiğini ve yavaşladığımız zaman nasıl daha mutlu ve huzurlu olacağımızı anlatıyor. Ben özellikle Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabıyla başlayıp diğer kitaplarını da okumanı öneriyorum. Çünkü Kemal Sayar klasik anlamdaki psikiyatristlerden farklı olarak bilgi adamlardan birisi bence. Benim en çok sevdiğim insanlardan, bizim camiamızdaki insanlardan birisi. Yavaşla kitabının telefondan da olsa sana arka kapağını, tanıtım yazısını okumak istiyorum. Büyüğün küçüğü yendiği bir dünyadan, hızının yavaşı yuttuğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Afrika sözünde söylendiği gibi o kadar hızlı gidiyoruz ki ruhlarımız arkada kalıyor. Kemal Sayar daha akıllı telefonların, daha hızlı internetin ve daha hızlı otomobillerin çağında yaşayan bizlere üzerinde yavaşla yazan bir tabela gösteriyor adeta. Hatırlamanın, o geniş şimdide yani anda olmanın, yavaşlığın keşfi ve keyfini sürmenin erdemleri üzerinde düşünmeye çağırıyor bizi.
Herkesin zamansızlıktan yakındığı bu çağda hız yapmanın zaman kazandırmadığını, o hızla benliğimizden, sevdiklerimizden ve biricik hayatımızı duyumsayarak yaşamaktan uzaklaştığımızı anlatıyor. Modern hayatın baş döndürücü hızından uzaklaşmak ve sevdiklerinin gözlerinin içine bakmak isteyenler için kılavuz bir kitap. Bir diğer önermek istediğim kitap da Engin Geçtan'ın İnsan Olmak kitabı. Engin Geçtan rahmetli oldu. Bence bu camianın en değerli insanlarından birisiydi. Kendisi psikiyatristti. Ve 1980'li yıllarda yazdığı bir kitap var. İnsan Olmak. İnsan Olmak sanki Engin Hoca'yla düşünsene. Hani o filmlerde bilgi adamlar vardır ya. Bir kahvede, bir böyle köy kahvesinde çayını yudumlarken böyle geniş ovalara, dağlara bakarken için ferahlamış bir şekilde onunla sohbet ediyormuş hissi veriyor. Hem bilimsel bilgiden şaşmadan psikodinamik ekolde çalışıyordu Engin Hoca. O onu temel alarak hem de yılların verdiği birikimle insanların psikolojisine, içsel dünyasına ve hayata bakıyor. Bence okuduğun zaman iyi hissedeceğin ve insanları, dünyayı daha iyi anlayabileceğin bir kitap. Yine İnsan Olmak kitabı da ofiste kaldı. Onun da arka kapak yazısını sana telefonumdan okuyacağım. İlk kez yayımlandığı 1983'ten günümüze defalarca baskı yapmış ve okurla kurduğu yapıcı ilişkiyi kanıtlamış olan bu kitabında Engin Geçtan insan olmanın ikilemini şöyle anlatır. Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar. Bu kadar efsane ismin kitabını söyledikten sonra nacizane en son kendi kitabımı önermek istiyorum. Bunu bir kibir ya da herhangi bir şey olarak düşünmeni istemem. Sadece ben de aslında bu kitabı yazarken bir yanlış anlamayı ve böyle bir algı varsa bunu düzeltmek istiyorum. Benim kitabım belki haberdar olmuşsundur. Kendine iyi davran güzel insan. İlk başta çıktığı zaman kişisel gelişim kategorisinde çıkmıştı ve şöyle bir algı var kişisel gelişim hakkında. Ben de daha önce 2 tane video çekmiştim. Sanki her şeyi başarabilirsin, her şeyi yapabilirsin gibi. Ama benim kitabım öyle bir kitap değil kesinlikle. Ben insanı kendi içinde kendisiyle yüzleşmesini sağlayacak bilişsel davranışçı terapi, şema terapi gibi ekollerden feyiz alarak, onlardan beslenerek bir takım tespitler ve öneriler sunuyorum. Amacım kesinlikle şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin, harikasın, mükemmelsin değil. Sadece kendinle barışmanı ve diğer insanlarla aynen Engin Hoca'nın kitabında söylediği gibi, o kirpilerin hikayesinde olduğu gibi mesafeni koruyabilmek, kendini koruyabilmeyi öğretebilmek. Eğer ki kitabımı tanımlamayı sorsalardı bir cümleyle, ben kendine yardım kitabı olarak tanımlardım. Bu sebeple bu kitabı da bu listeye dahil ediyorum ve kitabımın arka kapağını sana okumak istiyorum. Sen kendin için bir şey yapmıyorsan kim senin için bir şeyler yapacak? Sen kendi yaralarını kendin sarmadan kim sana yardım edebilir gerçekten? Eğer başkaları için önemli olmadığını hissediyorsan ilk önce kendine şunu sormalısın. Ben kendim için önemli miyim? Seninle bir yolculuğa çıkacağız bu kitapla birlikte. Her insanın içinde bir sağlıklı, bir de sağlıksız ben vardır. Sağlıksız ben kontrolü devraldığında insan kendine zarar verir. İşte bu kitapla çıkacağımız yolculuğun amacı içindeki güzel insana, yani sağlıklı bene ulaşmak. Bu yolculukta kaygılarına baş etmek ve kafaya takmamak için hangi yöntemleri kullanabileceğini, olumsuz düşüncelerini nasıl kontrol edebileceğini, sağlıklı ilişkilerini geliştirirken sana zarar veren zehirli insanlardan kendini nasıl koruyabileceğini, hangi alanlarda mücadele etmenin anlamlı olduğunu, hangi alanlarda hayatı ve getirdiklerini kabullenmen gerektiğini, içindeki değersizlik hissini nasıl yenebileceğini ve kendini nasıl dönüştürebileceğini keşfedeceksin. Yani benim kitabımda anlatmak istediğim şey kendinle barış, diğer insanlarla belirli bir seviyede, arana mesafe koy, özellikle sana zarar verecek olan insanlarla ve hayattaki o kabullenmen gereken şeyleri farkına var. İşte bunu fark ettiğin zaman daha iyi hissedeceğini düşünüyorum. Eğer ilgini çekiyorsa bu kitap da sana iyi gelecektir. Senin de terapi etkisi yapacak kitap önerilerin varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsin. Aynı zamanda açıklamalar kısmında bu 5 kitabı alabileceğin linkleri ekliyor olacağım. Oradan linklere ulaşarak bu kitapları satın alabilirsin, ulaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Eğer ki bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.